Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoyu şu an ikinci defa çekiyorum. Az önce çektim, kameranın kayıt tuşuna basmayı unutmuşuz. Bu ikinci kaydımız oluyor arkadaşlar. Biraz yorgunluk belirtileri görünebilir, kusura bakmayın. Bu arada hala da abone değilseniz abone olmayı bir düşünebilirsiniz. Aynı zamanda da bu videolar için arkadaşlar sizden bol bol beğen butonuna basmanızı istiyorum. Like atmanızı istiyorum. Bu sayede videolarımız daha fazla kitleye ulaşıyor, daha fazla izleyiciye ulaşıyor. Hem ailemiz genişliyor hem de aynı zamanda ihtiyacı olan birçok kişiyi birçok konuyla alakalı bilgilendirmiş oluyoruz. Lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet, bu hafta yorumlarda benden istediğiniz, uzun zamandır belirttiğiniz, abi bize rasyon örnekleri verir misiniz dediğiniz konumuza geldik. Bu hafta sizlere rasyon örnekleri vereceğim. Bu hafta sizlere rasyonlardan bahsedeceğim. Koyunlarımıza ne vermeliyiz, ne dönemde, nelere ihtiyacı var, bunları nasıl karşılayabiliriz? Bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Hadi yavaş yavaş konumuzun detaylarına girmeye başlayalım. Arkadaşlar öncelikle tabii ki de rasyon ne demek olduğunu anlatmamız lazım. Bugün anlatacağım bütün terim ve tabirler hiçbir şekilde bilimsel olmayacak. Tamamıyla sizin anlayabileceğiniz basit ve sade bir dilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden bir takım benzetmeler yapabilirim. Sürçülisan edersem lütfen affedin. Arkadaşlar rasyon dediğimiz şey, hayvanlarımızın günlük tüketmiş oldukları yeme biz rasyon diyoruz. Bazen duyarsınız işte bizim rasyonumuz yok. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü hayvanınız gün içerisinde mutlaka bir şeyler yiyor. İşte biz ona rasyon diyoruz. Evet, sizin planlı programlı bir rasyonunuz olmayabilir. Ama sizin hayvanlarınız meraya dahi gidiyorsa işte bu onların rasyonudur. Sadece saman, arpa, ot vesaire veriyorum dediğinizde de bu onların rasyonudur arkadaşlar. Yani günlük tükettikleri yem miktarına biz rasyon diyoruz arkadaşlar. Rasyonu anlatırken kaba yem ve kesif yem diye birçok defa bu tabirleri kullanacağım. Önce bunları kısaca bir açıklamak istiyorum. Bir örnek üzerinden gidelim. Tarlaya bir arpa ektiniz, büyüdü, sap oldu, filizlendi, başaklandı ve taneleri ortaya çıktı. Siz bu taneleri aldığınızda bu tanelere kesif yem diyoruz. Geriye kalan sapı yem bitkisi olarak kullandığınızda buna da kaba yem diyoruz arkadaşlar. Mısırı ektiniz, tanesini alır kurutursanız tanesine kesif yem diyoruz. Komple kökleyip daha sonra bunu çeşitli aşamalardan geçirip sılaj yaparsanız da buna da sulu kaba yem diyoruz. Yani o da kaba yem statüsüne girmiş oluyor. Kısacası saman, sap, işte yonca, sılajlar bunlar kaba yemler statüsüne girerken arpa, buğday, mısır taneleri, yulaf taneleri, aynı zamanda fabrikalardan almış olduğunuz hazır yemlerde bunlar da kesif yem statüsüne giriyor arkadaşlar. Şimdi kısaca bunlardan bahsettikten sonra bunların ne gibi farkları var, hayvanlarımıza ne gibi faydaları var, bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar koyunculuktan bahsediyoruz. Unutmayın ki bunlar dört mideli hayvanlar. Bizim gibi tek mideye sahip değil. Onların dört tane midesi var. Ve ilk midesi, en büyük midesi işkembe. Sindirimin büyük bir kısmının meydana geldiği, aynı zamanda da dört mide içerisinde en büyük olanın olduğu bir mide. Tamamıyla bakteriyel bir sindirim meydana geliyor. Bizdeki gibi kimyasal bir sindirim söz konusu değil arkadaşlar. Yani biz sabah peynir, zeytin, öğlen çorba, akşam et yediğimizde hiçbir sakınca olmuyorken onların sindirimleri bizdeki gibi kimyasal olmayıp bakterilerle sindirim gerçekleştiği için dolayısıyla hayvanınız düzenli olarak arpa yiyorsa arpayı sindiren bakteriler var. Yonca yiyorsa yoncayı sindiren bakteriler var. İşte süt yemi yiyorsa süt yemini sindiren bakteriler var. Siz bu yemi birden değiştirdiğinizde, örnek vereyim, arpa verdiğiniz hayvandan arpayı kaldırıp mısır verdiğinizde içeride o anda hali hazırda yeteri miktarda mısır sindiren bakteri olmadığı için dolayısıyla hayvan sindirim gerçekleştiremeyecek ve çeşitli rahatsızlıklar meydana gelecektir. O yüzden biz hayvanlarımızda, küçükbaş hayvanlarımızda yem değişikliğini kademeli olarak yaparız. Azar azar azaltırız. Yeni vereceğimiz yemden de azar azar gün be gün rasyona ekleyerek gideriz. İşte bunun bütün sebebi bu. Kimyasal sindirim yok. Bizde kimyasal sindirim var. Ne yerseniz yiyin, üstüne asit dökülüyor. Dolayısıyla asit ne yediyseniz yediniz hiçbir önemi yok. Hepsini birden eritiyor ve emilir hale geliyor. Sizin de vücudunuz bunu emerek size besin olarak fayda sağlıyor arkadaşlar. Peki, şimdi kaba yemden bahsettik, kesif yemden bahsettik. Yemlerin nasıl sindirildiğinden kabaca bahsettik. Yavaş yavaş rasyonlarımıza girmeye başlayalım. Arkadaşlar
Şimdi internette araştırdığınızı biliyorum. Birçok kişiye soruyorsunuz. Rasyon örneği, rasyon örneği, rasyon örneği istiyorsunuz. Fakat bununla alakalı internette olsun, başka hiçbir yerde bununla alakalı istediğiniz veriye ulaşamıyorsunuz. Bunun sebebi ne? Önce onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar, rasyon dediğimiz şey standart bir şey değildir. Yani hayvanınıza şunu verirseniz çok güzel olur, iyi olur. Bütün hayvanlar bunu yemeli diye bir şey söz konusu değil. Burada hayvanınızın kilosu, hayvanınızın ırkı, hayvanınızın cinsiyeti, aynı zamanda biyolojik durumu, yani gebe mi, boş mu, kuzulu mu, bütün bunlar göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekiyor bu. Dolayısıyla ya işte bir koyun günde ne yer dediğinizde Akkaraman koyunundan mı bahsediyoruz, Merinos'tan mı bahsediyoruz, Suffolk'tan mı bahsediyoruz, Sakız'dan mı bahsediyoruz? Gebe bir koyundan mı bahsediyoruz, boş bir koyundan mı, kuzulu bir koyundan mı bahsediyoruz? 50 kiloluk bir koyundan mı bahsediyoruz, yoksa 70-80-90 kiloluk bir koyundan mı bahsediyoruz? Bütün bunlar tamamıyla buna etkendir. Aynı zamanda sizin elinizde bulunan ham maddelerle başka bir işletmedeki ham maddeler farklı olacaktır. Bizim ihtiyacımız olan günlük 150 protein, 3500 enerji. Ben bunu mısır çoğunluklu bir rasyonla da yapabilirim, arpa çoğunluklu bir rasyonla da yapabilirim. Sizin elinizdeki ham madde de bu noktada çok önemli oluyor. Kafanızın biraz karıştığını fark eder gibiyim. Daha fazla kafanızı karıştırmadan rasyon örnekleriyle devam etmeye başlayalım. Bir örnek üzerinden gidersek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Örnek verelim arkadaşlar. Merinos bir koyunumuz var. 60 kilo canlı ağırlığında. Bir koyun vücut canlı ağırlığının %3'ü kadar kuru madde tüketmesi lazım karnını doyurabilmesi için. Yani 60 kiloluk bir koyun vücut ağırlığının %3'ü 1.8 kilo yapar arkadaşlar. Yani 60 kiloluk bir koyunumuzun 1.8 kilo kuru madde yemesi lazım. Ama bakın, kuru madde diyorum. Kaba yemlerde, kuru otlarda, aynı zamanda tane kesif yemlerde %90'ı kuru maddedir, %10'u rutubettir. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurduğumuzda 60 kiloluk bir hayvanımızın 2 kilo kadar yem tüketmesi lazım. 2 kilo yem tükettiği takdirde bu hayvanımız karnını doyurmuş olacak. Peki bu 2 kiloyu nasıl ayarlayacağız? Nasıl dengeleyeceğiz? Yavaş yavaş onlardan bahsetmeye başlayalım. En başta şuna cevap vermek istiyorum. Biz hiç bununla kafayı karıştırmasak, sadece kesif yem versek olur mu? Ya da sadece kaba yem versek olur mu diyor dediğinizi varsayarak bir cevap vermek istiyorum. Olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Onu söyleyeyim. Ben hayvanların işkembesini bir bardak çaya benzetiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu tatlandırmak için içerisine şeker atıyorsunuz. Peki içerisine şeker atıp hiçbir şey yapmasak bu şeker güzel bir şekilde eriyip karışabilir mi? Mümkün değil arkadaşlar. Bunu bir çay kaşığıyla karıştırmamız lazım. İşte bizim içerisine attığımız şeker kesif yem. Onu karıştırmak için kullandığımız kaşık da kaba yem olmuş oluyor arkadaşlar. Eğer sap gibi, saman gibi değersiz kaba yemler verirseniz sadece metal bir çay kaşığı tadı alırsınız. Eğer yonca gibi, regras gibi kaliteli kaba yemler verirseniz, o zaman da hani bu kafelere gittiğinizde çikolatadan yapılma çay kaşıkları veriyorlar ya, hem karıştırma işine yarıyor hem de işe ayrı bir tat katıyor. İşte o zaman da bunu yapmış olursunuz. Yani bizim elimizde bir çayımız var. Bunun içerisine attığımız bir şekerimiz ve bunu karıştıracak bir adet de kaşığa ihtiyacımız var. Sadece kaşık atıp karıştırarak hiçbir yere varamayacağımız gibi, sadece içerisine şeker atıp bekleyerek de hiçbir yere varamayız. Dolayısıyla sadece kaba yem ya da sadece kesif yemle bu iş olmaz. Peki verirsek ne olur? Basit örnek vereyim. Sadece kesif yem verirseniz metabolik asidoz dediğimiz sindirim sisteminin problemleriyle alakalı hastalıklar karşınıza çıkacaktır. Çok ciddi problemlere, ölümlere varasıya sonuçlara sebep olacaktır. Peki sadece kaba yem verirseniz ne olacak? İşkembeler aşırı çalışmaktan çok fazla genişleyip kalınlaşacaktır. Dolayısıyla aşırı işkembeli ama bir o kadar da zayıf hayvanlarınız oluşacaktır. Yani böyle kocaman işkembesi olan ama böyle sırtında kemikleri, kaburgaları belli olan hayvanlar görmüşsünüzdür. İşte bunun sebebi de kaba yemin fazla verilip kesif yemin az verilmesinden kaynaklanıyor. İşte hayvancılık üzerinde de eğer böyle yaparsanız bunlarla karşılaşacaksınız. Peki arkadaşlar, hadi geçelim örneklerimize. Koç katımından başlayalım arkadaşlar. 60 kiloluk az önce vermiş olduğum örnekteki hayvanımızı koç katımına götürüyoruz. 2 kilo kadar yem yemesi lazım. Kaba yemimiz var, kesif yemimiz var. 1 kilo kadar kesif yem vermemiz lazım arkadaşlar. Bunu arpa da tercih edebilirsiniz. Bir miktar fabrika yemi de karıştırabilirsiniz. Buğday, mısır gibi şeylerle de renklendirip süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama unutmamanız gereken önemli bir nokta var. 1 kilo kadar kesif yemi vermeniz lazım.
Peki 2 kilo verecektik, 1 kilosunu kesif yem verdik, o zaman 1 kilosunu da kaba yem vereceğiz. Bu noktada yonca gibi, regras gibi, bezelye gibi hem de östrojenik etkisi fazla olan kaba yemlerden verirseniz ikizlik oranınız ve koç gelme oranınız ciddi miktarda artacaktır. Bunu tavsiye edebilirim ama tabii ki bu konuda özel rasyon danışmanlarına danışarak ya da yem aldığınız firmalardan bu konuda teknik destek alarak daha iyi, daha güzel sonuçlar elde edebileceğiniz rasyonları da alabilirsiniz. Ben size basit bir örnek vermiş oldum sadece. Peki biz bunu yaptık, hayvanlarımızı koça getirdik. 1 kilo yonca verdik, 1 kilo arpa verdik, hayvanlarımızı koça getirdik. Bu basit bir örnekti arkadaşlar. Siz bunu süsleyip renklendirebilirsiniz. Hayvanımız gebeleşti. 2 aylık, 3 aylık, 4 aylığa kadar arkadaşlar kuzu gelişimi oldukça yavaş. Aynı zamanda da bu dönemde hayvanın altında kuzusu olup süt emmediği için ya da siz süt sağmadığınız için bu hayvanın günlük ihtiyacı oldukça az olacaktır. İşte bu noktada bizim onun karnını doyurmak için 2 kilo vermemiz lazım. O zaman pahalı olan ve enerji protein değeri çok yüksek olan kesif yemleri azaltıp bunun yerine kaba yemleri arttırabiliriz. Yani 1,5 kilo kaba yeme çıkıp yarım kilo kadar da kesif yeme düşebiliriz arkadaşlar. 1,5 kilo kaba yemin içerisine bu sefer saman koyabiliriz, sap koyabiliriz, biraz yonca, biraz yulaf otu, biraz regras otu, bunların tamamını koyabiliriz. Yarım kilo da arpaya düştüğümüzde gayet yeterli bir beslenme olacaktır. Peki bu dönemde havalar güzel, meralar güzel, her yerde ot var, meraya çıkartamaz mıyız? Tabii ki de çıkartabiliriz arkadaşlar. Hatta yeteri miktarda ot olduğuna inanıyorsanız hayvanlarınızı komple meraya götürebilirsiniz. Geri döndüklerinde de hiçbir şekilde ne kaba yem ne de kesif yem vermeye de bilirsiniz. Eğer yeteri miktarda meradan beslendiklerine inanıyorsanız. Bu dönemde bunu yapabilirsiniz. Ama çok önemli bir dönem geldi şimdi. Doğuma 30-40 gün kalan dönem. Arkadaşlar bu dönemde kuzu gelişiminin %50'sini bu dönemde tamamlar. Anneden ciddi miktarda enerji ve protein çekmeye başlar. Aynı zamanda da artık doğum hazırlıkları başladı. Memelerinde süt oluşmaya başlar. Dolayısıyla bizim enerji ve protein açığımız ortaya çıkmaya başlar. İşte bu dönemde bizim kaba yemi 1 kilolara düşürmemiz lazım. Eğer bunu 1 kiloya düşürmezsek kaba yemler içeride aşırı derecede dolgunluk oluşturacağı için kuzuyu dışarı doğru itmeye, dolayısıyla doğumdan önce iç çıkarma, iç gösterme gibi sorunlara sebep olacaktır. Bu sebeple bu dönemde biz bu az önce bahsetmiş olduğum 60 kiloluk koyun örneğinden gidiyoruz ya, 1 kiloya kadar kaba yemi düşeriz. Bunun yanında tek gebe ise 1 kilo kesif yem, eğer ikiz gebe ise 1 kilo 250 gram, 300 gebe ise 1 kilo 500 gram günlük kesif yem veririz ona. Bunun içerisinde arpa olabilir, koyun süt yemi olabilir, bunun içerisinde buğday olabilir, bunları tavsiye ederim. Kaba yemin içerisinde de bu dönemde özellikle çok faydalı olan yulaf otu kullanabilirsiniz. Bir miktar karnını doyurmak için saman verebilirsiniz. Yarım kiloya varmamak şartıyla 200-250 gramlarda kalmak şartıyla yonca verebilirsiniz. Bu rakamlar önemli arkadaşlar. Aksi takdirde fazla vermiş olduğunuz yoncadan dolayı ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Doğum öncesi dönemde bunun da altını çizmiş olalım. Bütün bunları yaptıktan sonra artık hayvanınız doğuma hazır demektir. Doğumdan sonra da doğumdan önce yapmış olduğunuz bu rasyonun aynısıyla devam edebilirsiniz. Enerjiyi bir miktar azaltıp proteini bir miktar arttırabilirsiniz. Yani arpayı biraz azaltıp örnek veriyorum süt yemini biraz arttırabilirsiniz ya da ayçiçek tohumu gibi, pamuk tohumu gibi ilaveler yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde tek kuzu doğurduysa 1 kilo kadar kesif yem yeterli olacaktır. İkiz doğurduysa 1 kilo 250 gram, üçüz doğurduysa 1 kilo 500 gram gibi bir beslenmeyle bu desteği ona sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte koç katımı öncesi, işte gebelik dönemi, işte doğum sonrası dönemde yapacağınız çok basit rasyon örneklerini sizlere vermeye çalıştım arkadaşlar. Tabii bu az önce de bahsetmiş olduğum gibi sizin sürünüz için %100 doğru olan rasyonlar değil. Ben sadece size bir ışık tutmak için bir takım rasyon örnekleri verdim. Sizin koyununuzun ırkı farklıdır, kilosu farklıdır, cinsiyeti farklıdır. Süt veren bir koyundur ya da kasaplık kuzu yetiştiren et ırkı bir koyundur. Bütün bunlarda söylediklerim tamamen değişiklik gösterecektir. Ben burada az önce sizlere yerli ırk bir merinos koyununun, Karacabey merinos koyununun 60 kilo olduğu takdirde yıl içerisinde böyle bir beslenmeyle oldukça güzel, sağlıklı, yeterli bir beslenme sağlamış olabilirsiniz. Bunun üzerinden bu örneği verdim. Ama süt ırkında tabii süt ihtiyacı ortaya çıkacağı için, süt verimi ortaya çıkacağı için
daha fazla protein içeren gıdalar vermeniz gerekecektir. İşte süt ırklarında ikizlik, üçüzlük, dördüzlük oluşabiliyor. O zaman aynı zamanda protein açığı, yine aynı şekilde enerji açığı ortaya çıkacaktır. Daha farklı şeyler vermeniz gerekebilir. Ben sadece sizlere bir bilgi vermek, bir ışık tutmak, bir fikir vermek için çektim bu videoyu. Sakın ha sakın direkt buradaki bilgileri %100 olarak algılayıp direkt %100 olarak uygulamayın. Mutlaka yakınızda bir veteriner hekim, bir ziraat mühendisi, hayvan besleme uzmanı arkadaşınız vardır. Yoksa bile yem aldığınız firmalardan bu konuda her türlü talebi bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da sizlere cevap vermeye çalışacaklardır, hiç şüphem yok. Aklınıza takılan başka bir soru olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Çekmemi istediğim videoları yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Çok fazla soru geliyor, çok fazla yorum geliyor. Hepinize ayrı ayrı cevap veremeyebiliyorum. Verebildiğime, yetişebildiğime yetişmeye çalışıyorum. Ama şunu unutmayın, attığınız yorumları mutlaka okumaya çalışıyorum. Yani 100 tane yorum geliyorsa en az 90-95 tanesini kesin okumuşumdur. O yüzden videosunu çekmemi istediğiniz bir konu varsa bunu da bana yorumlarda soru olarak ya da istek olarak yazabilirsiniz. Okuduğumdan kesinlikle emin olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar sizden like istiyorum. Bu videomuzun daha geniş kitlere ulaşması, aynı zamanda da daha büyük bir aile olabilmemiz için sizden bol bol like istiyorum arkadaşlar. Bu arada Türkiye'nin veteriner hekim olarak en fazla aboneye sahip olan kanalı yaptınız beni. Bunun için de sizlere çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir yıla varmadan 75 bin abone gerçekten çok büyük bir başarı. Bu tabii ki sizin beğenileriniz, sizin hoşgörüleriniz de oldu arkadaşlar. O yüzden bunlar için de çok teşekkür ediyorum. Şimdilik bir videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evin çocuk soruyordu bakkaldayken. Ha? Sen abi diyor YouTube'a video çekiyor mu diyor. Ben dedim dublörüyüm dedim. Onu dedim o değilim dedim. 돌려름 믿음. 아버지 senin birine benzeteceğim dedi. Sen dedi YouTube'da video çekeceğim ya. Ben çekmem. Arkadaşlar dublörüm oluyor. Yani dışarıda gördüğünüzde selam verip tanışabilirsiniz yani. Burada neyse orada da o. Size besin olarak ne oluyor? Besin olarak gidiyor işte. İşte ben bir çaya benzetiyorum arkadaşlar. Bir bardak çaya benzetiyorum arkadaşlar. Kamerama dokunmazsanız hanım ablacığım. Teşekkür ediyorum. Lütfen. Okuduğumu kesinlikle okuduğumu ve gördüğümü kesinlikle bilebilirsin. Abi nasıl bir cümle kuracağım orada ya?